Yalancı Nambak bak? London Seslendiren Akın Altan Bir baydarka, baydarka, Bay, darka. bay darka, ayı balığı derisi kaplı bir çeşit kayık Evet, evet, bir baydarka, bakın Küreği beceriksiz beceriksiz sallayan bir adam Ve bir baydarka Darka İhtiyar van. Güçsüzlük ve heyecandan tir tir dizleri üzerinde doğruldu ve gözlerini denize dikti. Nembak, oldum olası acemi kürekçidir, diye söylendi. Kanısını doğrulamak için belleğini yoklar bir hali vardı. Ellerini gözlerine siper etmiş, gümüş gümüş parlayan sulara bakıyordu. Nembak, oldum olası beceriksizdir. Hiç unutmam bir gün... Kadınlar ve çocuklar birden gülmeye başladılar. Seslerinde hafif bir alayın ezik tonu vardı. Bunun üzerine ihtiyarın sesi yavaş yavaş kısıldı, sonra dudakları hiç duyulmayan seslerle kıpırdadı. Kuga ağırık saçlı başını oynamakta olduğu kemikten kaldırarak kadının baktığı yöne çevirdi. Akıntı kayığı bir sağa bir sola sürüklüyordu arada bir ama kürektekinin hedefi bulundukları kıyıydı. Baydarka onlara doğru yaklaşmaktaydı. Kayığın kürekçisi gücünden çok kafasını kullanarak ve akıntı yönünde zikzaklar çizerek yaklaşmaktaydı. Adamın canını dişine taktığı belliydi. Kogağın başı gene önündeki işe çevrildi ve dizleri arasına sıkıştırdığı deniz aygırı dişini kazımaya, oymaya devam etti. Denizlerde hiç görülmemiş bir balık sırtı oymaktaydı. ''Komşu köyden biri olduğu kuşkusuz.'' dedi sonunda. Kemi koyma üzerine bana danışmaya geliyor olmalı. Beceriksiz olduğu halinden belli. Hiçbir şey öğrenemez bu adam. Nembako, diye tekrarladı Besk Vavan. Ben oğlumu bilmez miyim, dedi sesini yükselterek. Bu gelen Nembaktır. Ben bunu bilir bunu söylerim. Geçtiğimiz nice yazlardır söylersin bunu, dedi kadınlardan biri. Denizin buzları eridiği günden beri oturmuş gün batıncaya ufka bakıyorsun. Ve ne vakit bir kayık görsen, bu gelen baktır deyip duruyorsun. bak öldü abi. Besk vavan, ölüler geri gelmez, bilmiyor musun? Ölüler asla geri gelmez. bak diye haykırdı ihtiyar kadın öyle yüksek sesle haykırdı ki hem bütün köy şaşkın şaşkın kendisine baktı. Güç bela ayağa kalktı ve kumsala doğru yürüdü. Güneşlenmekte olan bebeğe çarptı, sendeledi, bebeğin annesi kendisini hiç sakınmayan ihtiyara çıkıştı. Çocuklar koşuştular ve Besk Vavan'ı geçerek kumsala toplaştılar. Baydarka'daki adam Tekneyi neredeyse alabora edecek küreklerle yaklaştıkça kadınlar çocukların peşi sıra kumsala yollandılar. Kuga da elindeki deniz aygırı dişini bıraktı, yürümeye başladı. Çırakları arkasından işi bırakarak ikişer üçer dolaşmaya, çene çalmaya fırsat bulmuş oldular. Baydarka büyük bir dalgayla az daha devriliyordu. Neyse ki çıplak bir çocuk koştu, sandalın ipini çekti. Adam ayakta durmuş, soran gözlerle köylülere bakıyordu. Sırtındaki ne renk olduğu belirsiz, kirli, eski kazak geniş omuzlarından dökülürcesine boldu. Boynunda denizcilere özgü biçimde bağlanmış kırmızı bir eşarp vardı. Kısa kesilmiş saçlarını kafasına yandan oturtulmuş bir balıkçı şapkası örtüyordu. Ayağındaki kaba pantolon ve koca kaba pabuçlarla tamamlanıyordu giyimi. Ne var ki hayatları boyunca Bering Denizi'ne bakıp duran ve bu süre içinde biri sayın memuru ve biri yolunu kaybetmiş bir papaz olmak üzere iki beyaz insan gören bu Yukon deltasının sade balıkçı halkının gözünde bu haliyle bile çarpıcıydı ve bütün dikkatleri üzerine çekiyordu. Bura halkı yoksul aldı. Topraklarında altın, ormanlarında kürkleri yoktu. Bu yüzden beyazlar uğramazdı yanlarına. Bir de Yukon Nehri binlerce yıl aka aka denizin o kısmını Alaska'nın taşı toprağıyla öylesine sığ hale getirmişti ki gemiler ta ufukta karaya oturuyorlardı. Bu yüzden içerlere kadar ıslak, çamur yığınlarıyla girintili çıkıntılı olan bu kıyılara gemi uğramıyor ve balıkçı halk dünyada gemilerin icat edildiğini bile bilmiyordu. Kemik oymacısı Kuga ansızın geri döndü, işlemekte olduğu kemiklere, aletlere çarparak yere kapaklandı. Bir yandan doğrulmaya çalışıyor, bir yandan da "Nem bak!" diye haykırıyordu. Denize uçan, sulara karışan "Nem bak!" döndü. Erkekler ve kadınlar geri çekildiler ve çocuklar bacakları arasına sokuldular. Tek opikwen Köyün başkanına yakışır bir biçimde yürekli davrandı, ileri atıldı ve yeni gelene ciddi ve uzun uzun baktı. Ne bak bu? dedi sonunda. Sesindeki inandırıcılık, kadınların korkuyla bağırıp daha gerilere kaçışmasına yol açtı. Yabancının dudakları kararsızlık içinde kımıldıyordu. Yanık tenli gırtlağa söylenmeyen sözcüklerle güreşiyor, debeleniyordu. İşte nem bak! diye gürledi Beskvavan. Adamın yüzüne baktı. Ben size demedim mi? Nem bak dönecek diye. Evet. Nem bak döndü. Bunu söyleyen Nem bakın kendisiydi. Bir ayağını karaya atmış, bir ayağını kayığın kenarına dayamış duruyordu. Gırtlağı bir kez daha unutulmuş sözlerle güreşti, depreşti. Sonunda söylediği sözler garip sesler halinde ağzından su fışkırır gibi dökülüyordu dudaklarından. Selam ey kardeşler dedi. Meltem rüzgarıyla uçup gittiğim eski günlerimin kardeşleri. Selam. Öteki ayağını da kuma attı ve o eliyle onun geri çekilmesini söyledi. Sen ölüsün Nembak, dedi. Nembak güldü. Şişmanladım, dedi. Ölüler şişmanlamaz, dedi Opikven. Semirmişsin doğru ama çok garip bu. Meltem rüzgarıyla karşılaşıp da yıllar sonra çıka gelen insan görülmüş değildir. Ben geldim işte, diye omuzlarını kıstı Nembak. Belki sen bir gölgesin. Nembak'ın gölgesisin. Gölgeler döner gelir. Benim karnım aç. Oysa gölgeler yemek yemez. O pikmen şaşkın, düşünceli, elini alnında gezdirdi. Nembak da onun gibi şaşırmıştı. Kıyıda sıralanmış insanlara birer birer baktı. Hiçbir balıkçı kulun gözlerinde hoşnutluk okunmuyordu. Kadınlar ve erkekler fısıldaşıyorlardı. Çocuklar büyüklerinin arkalarına gizlenmişlerdi ve tüyleri diken diken köpekler ana kaşlarını çatıyor, kuşkulu kuşkulu burun çekiyorlardı. Seni ben doğurdum. Nem bak. Sana bebekken süt emzirdim." diyerek ağlamaya başladı Beşkovavan. Ona doğru yürüyordu. İster gölge ol, ister gerçek sana yiyecek vereceğim. Nem bak. Ona doğru yürümeye davrandı. Ama insanların korku içinde gürlemesi üzerine geriledi. Garip bir dilde homurdandı. Hay Allah kahretsin. Gibilerden bir şeyler söyledi. Sonra ben gölge değilim, insanım diye ekledi. O oh, peki ben hem kendi kendine hem de kabilesinin halkına esrarlı şeyleri kim bilebilir ki diye sordu. Bugün varız, yarın yokuz. Değil mi ki çoğu insan gölge oluyor? Neden gölgede insan olmasın? Nembak gölgeydi. Ama şimdi gölge değil. Bunu biliyoruz. Ama bu gördüğümüz Nembak mı yoksa Nembak'ın gölgesi mi bilemiyoruz. Nembak bir iki öksürdü ve cevap verdi. Çok çok eski zamanlarda senin babanın babası uzaklara gitmiş o Ve yıllar sonra geri gelmiş.'' Ocak başında bir minderden yoksun edilmemiş o. Söylendiğine göre sözün burasında özellikle durdu, herkes ağzının içine bakıyordu. Söylendiğine göre kadını sip sip, ona döndükten sonra iki erkek evlat vermiş ona. Ama o Meltem rüzgarıyla üflenmediydi ki, diye cevap verdi o Pikven. O topraklar üzerinde yol aldı, İnsanların toprak üzerinde istediği kadar gidebileceği doğanın gerçeğidir. Denizde de öyle. Ama karada da yol biter bir gün denizde de. Diyorlar ki senin babanın babası gördüğü şeyler üzerine garip masallar anlatmış diyorlar. Garip masallar anlattı. Evet. Benim de anlatacak garip masallarım var. Dedinem bak. Sinsi bir tavırla. Biraz gevşediklerini görünce de ''Ben de armağanlar getirdim onun gibi.'' dedi. Baydarka'dan harikulade güzel dokunmuş göz alıcı renkte bir şal çıkardı ve bunu annesinin omuzlarına attı. Kadınlar hep bir ağızdan hayranlıklarını belirten derin bir ah çektiler. Ve ihtiyar Besk Vavan, çocukça bir neşeyle şalı havada dalgalandırdı, özenle yerleştirip okşadı. ''Hikayeler anlatacak.'' diye mırıldandı Kuga. Armağanlar da getirmiş. Kadınlardan biri aynı sözleri tekrarladı. O pikven halkının hikayelere meraklı olduğunu biliyordu ve hatta kendisi de o duyulmamış hikayeleri bir an önce dinlemeye can atıyordu. İçi içine sığmıyordu meraktan. İyi balık tuttuk, dedi. Bol bol yağımız var. Hadi gel, nem bak. Yiyip içelim. Adamlardan ikisi Baydarka'yı omuzladılar, ateşin başına taşıdılar. Neyin bak, o yanı sıra yürüdü ve şala elleriyle dokunmak için arkada kalan kadınlar dışında bütün köy onları izledi. Yemek yerken az konuşuldu ama Besk oğluna meraklı gözlerle kaçamak bakıp duranlar çoktu. Nembak bu bakışlardan utandı. Alçak gönüllü biri olduğundan değildi utanması, ayı balığı yağının kokusu iştahını kesmişti ve bu konudaki duygularını belli etmek istemiyordu. ''Ye, yeah, sen açsın.'' diye buyurdu Opikwen Ve Nembak iki gözünü de kapayarak elini iğrenç balıkla dolu koca kaseye daldırdı. ''Yok, yok, sakın çekinmeyesin. Balık çoktu bu yıl ve güçlü erkekler her vakit açtır.'' dedi Opikwen ve Besk Vavan en iğrenç görünüşlü bir avuç balığı yağa batırdı, yağlarını akıta akıta zevkle oğluna uzattı. Midesinin yaşlı insanların mideleri kadar güçlü olmadığını haber veren belirtiler baş gösterince çaresizlik içinde piposuna sarıldı, tütün doldurarak yaktı. Kuzeydeki eski Moğolardan takas yoluyla az miktarlarda çok kötü tütün elde ettikleri olurdu gerçi. Ama gene de bu değerli otla yakın tanışıklığı olan sadece birkaç kişiydi. Yanı başında oturan Kuga, tütünden bir nefes çekmeye itirazı olmayacağını anlattı ve ağzı yiyecekle dolu olduğu halde vıcık vıcık yağlı dudaklarını piponun kehribar sapına yapıştırıp çekmeye başladı. Bunun üzerine Nembak titreyen eliyle midesini tuttu ve adamın geri uzattığı pipoyu nazik bir biçimde geri çevirdi. Pipo Kuga'nın olsundu. Zaten ona armağan etmeyi tasarlamıştı önceden. Orada bulunanlar parmaklarını yaladılar ve Nembak'ın bakın nice cömert bir er olduğunu kabul ettiler. O Opikben ayaklandı ve şöyle konuştu: "Ve şimdi ey Nembak, bak, şölen sona erdi. Gördüğün garip şeyleri dinlemeye hazırız." Balıkçı halk el çırptı ve işlerini önlerine alarak dinlenmeye hazırlandı. Erkeklerin kimi mızrak yapıyor, kimi aygır dişleri oyuyor, kadınlarsa ayı balığı derisinden yağ kazıyor, onu hamur haline getiriyorlar ya da sağlam iplerle muska dikiyorlardı. Nem bakın gözleri bu insanlar üzerinde dolaştı ama buraya varmadan önceki düşüncelerinin kendisine vaat ettiği çekicilikten eser bulamadı. Gezip dolaştığı yıllar boyunca bu anı düşünmüş, böyle birlikte olmayı tasarlamıştı halkıyla. İşte o an gelmiş ama ona büyük bir hayal kırıklığından başka bir şey vermemişti. Her şeyden yoksun, çırılçıplak yoksul, zavallı bir hayattı sürdürdükleri. Yıllarca alıştığı hayatla kıyas bile edilemezdi. Ama bu insanların gözlerini açacaktı birazcık. Bu düşünceyle kendi gözleri alev alev parladı. ''Kardeşler!'' diye başladı yaptığı büyük işleri sıralayacak bir adamın bilgiç ve güvenli tavrıyla devam etti. Pek çok yazlar öncesi, bir yaz sonu, az çok bugünkü gibi rüzgarlı bir günde yola çıkmıştım. Martıların alçaktan uçtuğu, karadan gelen rüzgarın hızla estiği o günü hepiniz hatırlarsınız. Baydarkam'ı rüzgara bırakmak zorunda kalmıştım. Çünkü rüzgara karşı kürek çekilecek gibi değildi. Baydarkan'ın örtüsünü sımsıkı kapadım. Böylece tekneye su girmedi ve ben bütün gece fırtınayla savaştım. Sabahleyin bir baktım, toprak yok görünürlerdi. Tek deniz. Meltem rüzgarı beni sımsıkı kollarına almış götürüyor. Bunun gibi tam üç gece aydınlığa kavuştu. Ve bana kara yüzünü göstermedi. Ve Meltem rüzgarı da beni kollarından salıvermedi. Dördüncü gün doğduğunda çılgına dönmüş durumdaydım. Küreğimi daldırıp yiyecek arayamıyordum. Başım susuzluktan fırfır fır dönmekteydi. Ama deniz artık öfkeli değildi ve yumuşak güney rüzgarı esmeye başlamıştı. Etrafıma baktığımda gördüğüm şey gerçekten çıldırdığımı düşündürdü bana. Nem bak! Dişleri arasına sıkışan balık artığını çıkarmak üzere konuşmasını kesti ve kadınlarla erkekler ellerindeki işi bırakmış, başları öne eğilik beklediler. Bu gördüğüm bir sandaldı, büyük bir sandal. Ömrümde gördüğüm bütün sandallar bir araya getirilse, bu büyük sandal kadar büyük olamazdı. Dinleyenlerin şaşkınlık ve inanmazlıklarını anlatan uğultular duyuldu. Ve onca yaş yaşamış olan Kuga, başını iki yana salladı. Diyelim her bir baydarka birer kum taneciği diye devam etti Nembak meydan okurcasına ve kumsaldaki kum taneleri sayısınca baydarka olsun gene de o dördüncü günün sabahında gördüğüm kayık kadar büyük olamaz. Çok çok büyük bir kayıktı ve buna uskuna deniyordu. Uskuna iki ya da üç direkli ve yelkenleri yandan olan bir tip gemi. Birden bu garip şeyin, bu uskunanın peşimden geldiğini ve içinde insanlar olduğunu gördüm. Dur ey bak diye sözünü kesti o pikven. Ne biçim insanlardı bunlar? İri mi? Yok, senden gibi adamlar. Büyük kayık hızlı gidiyor muydu? Evet. Kayığın kenarları yüksek, adamların boyu kısaydı, dedi Opikwen. Peki, uzun uzun küreklerle mi çekiyorlardı suları? bak bir sırıttı. Kürek mürek yoktu, dedi. Açık ağızlar daha da açıldı ve derin bir sessizlik çöktü. Opikwen Kogan piposuna uzandı. Dalgın, düşünceli bir tavırla iki nefes çekti genç kadınlardan biri sinirli sinirli kıkırdadı ve öfkeli bakışları üzerine çekti. Kürek yoktu ha? diye sordu Opik ben Pipo'yu geri verirken. Güney rüzgarı itiyordu kayığı, diye açıkladı Nembak. Ama rüzgar hızlı yürütmez ki, dediğin gibi. Uskuna'nın kanatları vardı. Şöyle, kum üzerinde direkleri ve yelkenleri çizdi. Adamlar toplaşıp baktılar, incelediler. Keskin bir rüzgar esmekteydi. Daha anlaşılır bir açıklama yapmak üzere annesinin şalını aldı, iki ucundan tutarak rüzgara çevirdi. Yel, şalın ortasında bir şişkinlik meydana getirdi. İşte bu yelkendi. Şalın öteki uçlarını tutan Besk, Vavan, bağırış çağırış o hızla birkaç metre öteye sürüklendi. Ve bir çalı çırpı yığınına tökezlendi. Adamlar anladıklarını belli eden ağır başlı homurtular çıkardılar. Ama Kuga o ağırmış saçlı başını ansızın geri attı. Ho ho diye güldü. Ne saçma bir şey bu büyük kayık. Çok çok akılsız bir şey. Rüzgarın oyuncağı. Rüzgar nereye giderse o da oraya gidiyor. İçindeki bir kişi hangi sahile vardığını asla bilemez.'' Çünkü hep rüzgarla birlikte gidiyor ve rüzgar her yere gider. Hiçbir kişi nereye gittiğini bilmez. Doğru söz ettin dedi Opikwen Bilgiç Bilgiç. Rüzgarın üflediği yönde gitmek kolay ama rüzgara karşı mücadele etmek gerekir. Oysa bu adamların kürekleri yok koca kayıkta. Öyleyse çalışmak, çabalamak da yok. Fazla uğraşmaya gerek yok diye haykırdı Nem bak öfkeyle. Uskuna rüzgara karşı da ilerliyordu ve şu us, us, uskunayı neyin yürüttüğünü söylemiştin diye sordu Kuga. Yeni duydukları bu sözcüğü güçlükle söyleyebildi. Rüzgar be adam dedi Nem bak sabırsız bir tavırla. Demek. Rüzgar us, 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 uskunayı rüzgara karşı itiyor. İhtiyar kuga opikü bene yan gözde ve için için gülerek baktı ve şöyle devam etti. Rüzgar güneyden esiyor ve uskunayı güneye itiyor. Rüzgar rüzgara karşı esiyor. Rüzgar aynı anda iki yöne birden esiyor. Pek basit. Anlıyoruz nem bak. Peki iyi anlıyoruz. Sen bir ahmaksın. Gerçek senin dudaklarından dökülüyor, diye cevap verdi Kuga mahcup. Ben hemen kavrayamadım. Oysa anlaşılmayacak bir şey yokmuş. Ama nem bakın suratı asıldı. Daha önce hiç duymadıkları bir takım sözler söyledi. Çabuk çabuk. Kemik kazıyanlar kemiklerine, deri kazıyanlar derilerine eğildiler. Ve Nembak dudaklarını sımsıkı kapayarak kimselerin inanmadığı sözlerini ağzının içine kilitledi. ''Bu us, us, us uskuna'' dedi Kuga kanlı bir tavırla. ''Büyük bir ağaçtan mı yapılmış?'' ''Pek çok ağaçtan yapılmış'' diye kestirip attı Nembak. ''Çok büyüktü.'' Gene suskunluğa gömüldü Nembak. Ve o pikven Kuga dirseğiyle dürttü. Opiköven düşünceli bir şaşkınlık içinde başını salladı ve "Çok garip." dedi. Nembak yangına körükle gitmeye karar verdi ve "O da bir şey mi?" dedi. "Gemi görmeliydiniz siz. Nasıl ki Uskuna yanında baydarka kum tanesi kadar kalıyorsa, geminin yanında Uskuna da öylesine küçük kalır. Üstelik gemi demirden yapılmış." Baştan aşağı demir. Hayır, hayır, nem bak." diye haykırdı kabilenin başı. Nasıl olur? Demir suyun dibine iner. Bunu çok iyi biliyorum. Komşu köyün başkanından değiş tokuşla bir demir bıçak almıştım. Bu demir bıçak dün parmaklarım arasından kaydı ve derinlere, ta derinlere denizin dibine gitti. Her şeyin bir yasası vardır. Yasalara uymayan tek bir şey yoktur. Bunu iyi biliriz. Ve dahası aynı cinsten olan birçok şeyin tek bir yasası olduğunu. Her demir eşyanın tek bir yasası olduğunu da biliyoruz. Sözünü geri al, Nembak. Al ki sana saygımız eksilmesin. Söylediklerim doğru, diye üsteledi Nembak. Gemi Baştan aşağı demirden yapılmıştı ve batmıyordu. Hayır, hayır. Olamaz. Bu iki gözümle gördüm. Olabilir. Doğa yasalarına uymaz bu. Nem bakın hikayesini keseceği korkusuyla araya girdi kuga. Söylesene Nem bak, dedi. Gözlerinin erdiği yerde toprak olmadığına göre bu adamlar denizin ortasında nasıl yol iz buluyorlar? Güneş yol gösteriyor onlara. Ama nasıl? Günün ortasında öğleyin yani Bozkun başkanı uzun bir şeyi gözüne dayayıp güneşe bakıyor ve güneşi gökten aşağıya toprağın kıyısına indirtiyordu. Nem bakın Tanrı'ya ortaklık koşan bu sözleri karşısında dehşet içinde haykırdı Opikben. İşte bunda şeytanın parmağı var. Erkekler Büyük bir korku içinde ellerini göve kaldırdılar ve kadınlar figan feryat inledi. Bu şeytanın işidir. Geceyi alıp götüren ve bize aynı balığı veren, somon balığı ve sıcak günler veren güneşi yanlış yola saptırmak çok kötü. Şeytan işi ise ne olacakmış yani? diye dayılandı Nembak. Ben de o uzun şeyle güneşe baktım ve güneşi gökten indirttim. Yakınında oturanlar Telaşla öte kımıldandı. Çocuğunu emziren bir kadın, nem bakım bakışı bebesine değmesin diye yüzünü örttü. Hani dördüncü günün sabahında, ey nem bak, dedi Kuga. Dördüncü günün sabahında, usus usus Kuna peşine düşmüştü hani. Gücümü iyiden iyiye yitirmiştim, kaçamazdım. Böylece gemiye alındım. Kuru gırtlağımdan aşağı sular döküldü. İyi yiyecekler verildi bana. Siz kardeşlerim, siz ömrünüzde iki kez beyaz adam gördünüz. Bu adamların hepsi beyazdı ve sayıları el ve ayak parmaklarınız kadardı. Onların iyi yürekli davranması karşısında yumuşadım ve gördüklerimi sizlere anlatmaya karar verdim. Bana yaptıkları işi öğrettiler. İyi yiyecek, rahat döşek verdiler. Ve günler günü denizde ilerledik ve her bir gün Başkan güneşi gökten indirdi ve ona nerede olduğumuzu söyletti. Dalgaların iyi davrandığı günler ayı balığı avladık ve ben çok şaşırdım. Çünkü balığın etini ve yağını fırlatıp atıyorlar, tek derisini alıyorlardı. Hopikiven'in nazı gerilip büzülüyor, haykırmak için sabırsızlanıyordu. Tam bunun büyük bir ziyan olduğunu söyleyecekti ki Kuga sesini çıkarmaması için ayağıyla biraz kuvvetlice dürttü onu. Uzun bir zaman sonra yaz günleri tükenip de hava yazlamaya başladığında başkan Oskuna'nın burnunu güneye çevirdi. Günlerle ve günlerle güneye ve doğuya seyrettik. Ve bütün bu günler hiç kara serilmedi gözlerimizin önüne. Adamları çağıracağımız köye yaklaşmıştık. Nereden bildiler yaklaştıklarını? Diye atıldı o Kendini tutamamıştı artık. Nenbak adama yiyecekmiş gibi baktı. Görünürde kara yoktu, dedi. Adamlar güneşi gökten aşağı indiriyor dememiş miydim? Kuga gene araya girdi ve Nenbak devam etti. Ne diyordum? O köyün yakınlarına vardığımızda büyük bir fırtına patladı. Gecenin içinde çaresizdik. Nerede bulunduğumuzu bilmiyorduk. Şimdi demiştin ki başkan biliyor. Sus be Opikven. Sen bir ahmaksın ve bunu anlayamazsın. Ne diyordum? Gecenin karanlığında çaresizlik içindeydik derken yukarıdaki fırtınanın kükreyişini bastıran sesi denizin kumsala vuruşunu duydum. Bir de baktım gemi paramparça ve ben suda yüzüyorum. Kayalarla çevrili bir kıyıydı bu ve millerle uzunlukta bir kumsalı vardı. Yapılacak iş, ellerimi kuma gömüp dalgalardan korunmaktı. Öteki adamlar kayalara çarptılar. Başkan hariç tek bir tanesi kıyıya çıkmadı. Başkanı da parmağındaki yüzükten tanıdım ancak. Gün doğduğunda, uskunadan eser kalmadığından yüzümü karaya döndürdüm ve yiyecek bulayım, insanların yüzlerini göreyim diye yürümeye koyuldum önüme bir ev çıktı. Beyaz adamlar çok iyi olduklarından ve ben de onların dilini öğrenmiş bulunduğundan beni içeri aldılar. Yiyecek verdiler. Bu ev bizim yaptığımız bütün evlerle atalarımızın yaptığı bütün evlerden daha büyük bir evdi. İnanmadığını hayretle gizlemeye çalışan Kuga, ''Ne ev, ne ev?'' diye göğüs geçirdi. Bu evi yapmak için birçok ağaç kullanılmış diye ekledi Opikwen. Kuga'nın duygularını anlamıştı. Nembak köçümser bir tavırla omuz silkti. Bu daha bir şey değil, dedi. Bizim evlerimiz bu evin yanında neyse, bu ev daha sonra gördüğüm evlerin yanında oydu. Ve adamlar büyük değildi ha? diye sordu Opikwen. Yo, senden gibi adamlardı hepsi, diye cevap verdi Nembak. Rahat yürüyeyim diye bir sopa kesmiştim. Size gördüklerimi anlatacağımı düşünerek sevgili kardeşlerim o evde oturan her bir insan kadar çentik attım sopama. O evde birçok günler kaldım ve çalıştım. Bunun karşılığında para verdiler bana. Para sizin bilmediğiniz ama çok iyi olan bir şey. Derken bir gün karanın içlerine gitmek üzere o evden ayrıldım. Yolumun üzerinde pek çok insan gördüm. Gördüğüm kişiyi sopama işaretliyordum ya, herkesi sığdırayım diye çizikleri daha küçük, daha birbirine yakın yapmaya başladım. Sonra garip bir şeyle karşılaştım. Önümdeki toprakta kolum kalınlığında bir demir çubuk dikilmişti. Birkaç adım öteden başka bir demir çubuk. Demek zengin bir adam oldun diye çıktı ortadan o pikven. Çünkü demir dünyadaki her şeyden daha değerli. O çubuktan birçok bıçak yapılır. Yok, benim değildi ki. Değil mi ki buldun? Bulunmuş şey haktır. Almak yasaya aykırı değildir. Yok, öyle değil. Beyaz adamlar çubuğu oraya koymuşlar. Üstelik bu çubuklar öyle uzun ki insan gücüyle taşınamaz. Gözün alabildiğine uzun, öte ucu görünmüyor demirim. Nem bak, bu az buz demir değil senin dediğin diye uyardı Opikven. Doğrusun, kendi gözlerimle gördüğüm halde inanamadım ben de. Ama gözlerime inanamazlık edemezdim. Böyle bakarken kulağıma ansızın Opik Wen'e dikti gözlerini. Sen ayı balığının öfkeyle kükrediğini duymuş adamsın. Şunu kafana koy ki, denizdeki dalgalar kadar ayı balığı meydana getirilse ve bu dev ayı balığı kükrese, işte o duyduğum ses kadar güçlü olurdu. Bunu iyice kafana sok, Opikven. Balıkçılar şaşkınlıklarını bağırdılar ve Opikwen'in çenesi bir karış aşağı sarktı. Öyle sarkık kaldı. Derken uzaktan tam bin tane balina balığı büyüklüğünde bir canavar göründü. Tek gözlüydü bu ve duman kusuyordu. Giderek artan bir gürültüyle de horulduyordu. Korktum. Bacaklarım titriye titriye demir direkler arasında uzanan yola koştum. Ama bu canavar dediğim rüzgar kadar hızlı ilerliyordu. Sıcak soluğunu yüzümde duymamla direklerden birine tırmanmam bir oldu. Opik çenesini kullanacak hale getirdi. Sonra, sonra ne oldu Nembak diye atıldı. Canavar direklerin yanından geçmeye başladı ve bana hiçbir şey yapmadı. Beni zor taşıyan ayaklarım üzerine yere indiğimde gözden kaybolmuştu. O ülkede kimseye garip gelmiyor bu canavar. Kadınlar, çocuklar bile korkmuyorlar ondan. İnsanlar çalıştırıyor, yürütüyor koca canavarı. Bizim köpeklerimizi çalıştırdığımız gibi mi yani? diye sordu Kuga. Gözlerinde kuşku pırıltıları vardı. Heh, köpeklerimizi çalıştırdığımız gibi. Peki, bu, bu şeyler neyle besleniyorlar? diye sordu o pikven. Hiç beslenmiyorlar. O insanlar işlerini biliyorlar. Canavarı demirden yapıp taşla besliyorlar. Bir de içecek su veriyorlar ona. Taşlar ateş oluyor, su buhar oluyor ve suyun buharı burun deliklerinden soluk alarak çıkıyor ve ''Hele hele, nem bak!'' diye sözünü kesti o pikven. ''Başka harikalardan söz et bize.'' Bunu pek anlamadığımız için bıktık dinlemekten. Anlamıyor musunuz? diye sordu umutsuzluk içinde. Yok, anlamıyoruz. diye inledi herkes. Anlayamıyoruz. Nem bak, biçer döveri düşündü. İnsanların canlı görüntüsünü veren makinaları, insan sesi çıkaran makinaları düşündü. Ve bu insanların bunları hiç anlayamayacaklarına karar verdi. Bu demir canavara binip, Oraları dolaştığımı söylesem, diye acı acı sordu Nembak. Hopikven ellerini iki yana açtı ve nasılsa inanmıyoruz gibilerden, Devam, devam, dedi. Söyle de. Ne söylersen söyle. Dinliyoruz. Bu canavara, demir canavara bilmem üzerine para verdim. Hani taşla besleniyor demiştin? Paranın ne olduğunu bilmediğinizi de söylemiştim. Hey ahmak! Neyse, ne diyordum? Canavara binip gezdim. Birçok köyden geçtim. Sonunda tuzlu bir körfezde kurulmuş büyük bir köye vardım. Bura evlerinin damları bulutlara yükseliyordu. Bulutlar evlerin yanı başından geçiyordu. Ve dört bir yanda duman vardı. Ve bu köyün humurtusu fırtınalı bir denizin humurtusuna benziyordu. İnsanları öyle çoktu ki bastonumdaki çiziklerin sayısını hatırlayamaz oldum ve fırlattım attım sopayı. Küçük çizikler yapsaydın, diye önerdi Kuga. Bize bilgi verirdin. Neyin bak öfkeyle haykırdı. Küçük çizikler yapsaymışım. Bana baksana sen. Kemik kazıyıcısı Kuga. Küçük çizikler yapsaydım ne bu sopa ne de yirmi sopa yeterdi. Anladın mı? Bu köyle komşu köy arasındaki kıyılarda bulunan bütün sopalar bile yetmezdi. Anladın mı? Ve de hepiniz, kadınları ve çocukları da sayarak hepiniz bir araya gelseniz, sizin kadar yirmi köy bir araya gelse ve her birinizin yirmi eli olsa, her bir elde bir sopa ve bir bıçak olsa, gene de gördüğüm insanların sayısınca çizik çizemezdiniz sopalara. İşte bunca insan vardı ve hızlı hızlı gidip geliyorlardı. Bütün dünyada bile o kadar insan yoktur diye karşı çıktı o pikvan. Öylesine şaşırmıştı ki, bunca sayının ne demek olduğunu bir türlü almıyordu kafası. ''Bütün dünyanın ne kadar büyük olduğunu nereden bilirmişim bakalım?'' diye sordu Nembak. ''Ama tek bir yerde bunca insan olamaz ki. Sen kim oluyorsun ki? Nerede ne olacağını, ne olmayacağını bilesin. Akıl diye bir şey var. Bir yerde bunca insan olamaz.'' Bu insanların kayıkları denizleri tıklım tıklım doldururdu yoksa ve her gün denizin tüm balığını boşaltsalar gene de doymazlardı. Buna bir sözüm yok ama dedin hem bak gene de söylediklerim doğrudur. Her şeyi kendi gözlerimle gördüm ve sopamı fırlattım attım. Nembak bak uzun uzun esnedi ve ayağa kalktı. Hayli kürek çektim dedi. Gün boyunca durmadım hiç. Yorgunum. Şimdi yatıp uyuyacağım. Yarın kalkınca daha neler anlatacağım size gördüklerim üzerine. Beskvavan, ürkek ürkek oğlundan önce davrandı, ayaklandı. Büyük bir gurur duyuyor, aynı zamanda da oğlunun olağanüstü serüveni ve de olağanüstü gelişi karşısında korkudan dilini yutacak gibi oluyordu. Onu aldı, kulübesine götürdü. Yağlı, pis kokulu postların arasına yatırdı. Öte yanda erkekler ateşin çevresinden çekilmediler ve fısıltılarla alçak sesli bir tartışmaya giriştiler. Bir saat derken iki saat geçti, Nembak uykuya ve adamlar konuşmaya devam ettiler. Akşam güneşi kuzeybatıya yollandı ve gecenin on birinde neredeyse kuzeye varmıştı. İşte tam bu sırada kabile reisi ve kemik koymacısı ateşin başından ayrıldılar ve Nembak'ı uyandırdılar. Göz ucuyla baktı gelenlere Nembak ve uyku sersemi, dönendi, gözlerini kapadı gene. Opikven onu kolundan tuttu, güzel güzel ama sımsıkı sarsarak aklını başına toplamaya çağırdı. ''Hadi Nembak kalk!'' diye buyurdu. ''Vakit geldi.'' Gene mi yemek diye haykırdın en bak. Hayır, istemez. Aç değilim. Size afiyet olsun. Bırakın uyuyayım yiyeyim ben. Gitme vakti geldi diye kükredi Kuga. Ama Opikwen daha yumuşaktı. Çocukluğumuzda kürek çekerdik birlikte, dedi. Birlikte ayı balığı kovalar, tuzaklardan balık çekerdik ve sen, nembak. Sen deniz üzerime kapanıp da beni kara kayalara çektiğinde hayatımı kurtarmıştın. Birlikte açlık çektik. Donun soğuğuna birlikte göğüs gerdik. Bir postun altında yan yana baş başa birlikte yattık. İşte bu yüzden sana karşı beslediğim sevgiden, yakınlıktan ötürü böylesine büyük bir yalancı olup çıkmam beni herkesten çok üzmekti. Konuştuğun, anlattığın sözlerin tek birini bile anlamıyoruz. Kafamız serseme döndü akşamdan beri. Bu işte bir terslik var. Kabilemizin erkekleri enine boyuna konuştu meseleyi. Seni uzaklara göndermeye karar verdik. Kafalarımızın berrak ve güçlü kalması ve sayısız anlaşılmaz şeylerle karma karışık olmaması için gitmen gerekiyor nem bak. Senin o anlattıkların Gördüklerin hep gölge olsa gerek, diye kükredi Kuga. Gölgeler aleminde gördüklerini anlatıyorsun bize. Kalkıp o gölgeler alemine dönmelisin. Oradan geliyorsun sen. Baydar hazır, kabile halkı beklemekte. Sen gitmeden gözünü kırpmayacak kimse. Nembak uyku sersemi, iyice afallamıştı. Başkanın sesiyle birden toparlandı. ''Eğer sen nem baksan'' dedi Opikven, ''büyük, korkunç bir yalancısın. Eğer nem bakın gölgesiysen gölgelerden söz ediyorsun. Bizim ve de yaşayan insanoğlunun gölgelere ilişkin bilgilerle kafasını doldurması hiç, hiç iyi değildir. Şu senin sözüne ettiğin büyük köy bizce bir gölgeler köyüdür. O koca köyde Ölülerin ruhu yaşamaktadır. Çünkü ölmüşlerimiz çok, yaşayanlarımız azdır. Ölüler geri gelmez. Öte dünyaya giden tek bir kul bile dönüp gelmemiştir bugüne dek. İnanılmaz masallarla karşımıza çıkan sen hariç elbet. Ölülerin geri gelmesi hayra alamet değildir. Başımıza büyük dertler getirir aramızda bir gölge dolaştırmak. Nem bak! Halkını iyi tanırdı ve kabile erkeklerinin aldığı kararın nice değişmez olduğunu bilirdi. Adamların kendisini denizin kıyısına götürüp bir baydarkaya bindirmelerine ve eline bir kürek tutuşturmalarına hiç karşı koymadı bu yüzden. Bir yaban ördeği denizden doğru bağırdı. Büyük bir dalga kumları yalayarak yayvan bir çukur meydana getirdi. Solgun bir ikindi suların ve kumların üzerine çökmüştü ve kuzeyde güneş belli belirsiz sıkkın sıkkın ve de için için yanıyor kan kırmızı ışıklarını ufuktan doğru fırlatıyordu martılar alçaktan uçuyorlardı karadan esen rüzgar serindi keskindi ve kara bulut kümeleri havanın çok kötü olacağını haber veriyordu sen ki denizden geldin diye haykırdı o pikiven. Denize gideceksin. Böylece hak yerini bulacak, yasalara karşı gelinmeyecek. Beskwan ileri atıldı ve titrek titrek bağırdı. Sütüm sana helal. Nem bak, sen ki beni unutmadın. Geldin oğul, bana armağan getirdin oğul bakın bayda arkasını itelemekte olan Kuga, Kadının omuzlarındaki şalı çekti, aldı ve sandala fırlattı. Uzun geceler soğuk oluyor, diye inil dedi kadın. Yaşlı kemikleri dondurur kıra. Bu bir gölge, dedi kemik oymacı. Ve gölgeler ısıtmaz insanı. Nembak, sesi iyice duyulsun diye ayağa kalktı Baydarka'da. Ey Beskvavan! Beni doğuran ana! diye haykırdı. Hem bakın sözlerine kulak ver. Bu Baydarka'da iki Canada yer var. Oğlun senin de gelmeni ister. Çünkü bu yolculuk, balığın ve yağın bol olduğu ülkeye yolculuktur. O ülkede kış olur ama kışında yaşamak kolay olur. Demirden yapılmış şeyler insanların yaptığı işi yapar o ülkede. Gelecek misin ey beskvaval? Kadın kararsızdı. Baydarka hızla geriliyordu. Titrek sesini elinden geldiğince yükseltti. Ben yaşlıyım nembak dedi çok sürmez gölgeler arasına karışacağım. Ama vaktimden önce gitmek istemiyorum öte dünyaya. Ben yaşlıyım nem bak. Ve korkuyorum. Yarı karanlık sulara bir ışık huzmesi uzandı ve kayıkla birlikte içindeki adamı kızıl ve altın rengine bürüdü. Balıkçı halk birden sustu ve Meltem rüzgarının mırıltısıyla Alçaktan uçan martıların çığlıklarından başka ses duyulmaz oldu. Son.